Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının Rutin Olmayan Problemler kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 20, soru 46'da kalmıştık. Okuyalım sorumuzu. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Yani o daha önceki videolarda da bahsettiğim, yıldızladığım soruları tekrar edecekler listesine alın dediğim soruları tekrar ediyorsunuz değil mi gerçekten arkadaşlar? Yani yakalarım. Ona göre cidden yakalarım bak. Şimdi arkadaşlar işin şakası bir yana hani o sorular hani o kadar önemli ki yani şimdi yapmakta zorlandığınız sorular olabilir. Ben anlatırken anladığınız sorular olabilir. Anlamanız çok önemli ama en az bir o kadar da önemli olan şey o anladıklarınızı sınav anına kadar kesinlikle taze tutmanız gerekiyor. Ya inanın var ya yoksa hiçbir halt edemeyiz ya. Ya hiçbir halt edemeyiz yani. Ya bundan emin olun. Şimdi arkadaşlar o yüzden bunları tekrar ederken de ilk başta ya kağıdı kalemi eline alacaksın, ince ince yazacaksın. Kendin çözeceksin. Tek başına çözebiliyor olman lazım. O hale gelmen lazım. Daha sonrasındaki tekrarlar yani kağıtla kalemle olmak zorunda da değil. Yani gözle tekrar edilebilecek seviyeye geleceksin zaten. Ama ilk başta kesinlikle ama kesinlikle tek başına yapabiliyor olman lazım. Kağıdı kalemi eline alıp dediğim gibi kendi başına çözebiliyor olman lazım arkadaşlar. O kadar önemli ki yani burada anlattığımız öğrettiğimiz yöntemleri tek başına uygulayabilir hale gelmek gerçekten sizler için çok önemli. Hani bazen mesela diyoruz ki ya arkadaşlar soruları parça parça okuyun, notları alın diyoruz. Hani şimdi ben Diyarbakır'a ilk atandığımda aynı okulda birlikte çalıştığımız bir arkadaş vardı adı Zülkif. Onun da adını buradan almış olalım. Hani onun kullandığı sürekli bir tabir vardı mevsim değişiyor diye. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Hani şöyle şimdi soruların düzeyi eskisi gibi değil. Hani uzun soruyorlar. Çarşaf çarşaf soru yazıyorlar tabiri caizse. Şimdi başından sonuna okuyana kadar yani gerçekten hani mevsim değişiyor. Başını okuyorsun sonunu unutuyorsun. Hani o yüzden ne diyoruz mesela? Parça parça okuyup önemli kısımları not alın diyoruz. Hani bu bir yöntemdir mesela. Bunları alacaksın. Kendi başına uygulayabilir hale geleceksin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli şeyler. Sınava kadar taze tutabilmeniz muazzam derecede önemli arkadaşlar. Bu şekilde bir girizgah yaptıktan sonra sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim. 46. sorudayız. K4 ve K8 iki basamaklı sayılardır. Kenar uzunlukları K4 ve K8 olan dikdörtgen şeklindeki seramiklerle ABCD karesel bölgesi kaplanacaktır diyor. Evet arkadaşlar yani buraya kadar aslında ne anlatmak istiyor? Elimizde bir tane kare varmış. Şu kare, büyük kare ve biz ne yapacakmışız arkadaşlar? Şu küçük dikdörtgenlerle bu karenin içini dolduracakmışız yani. Diyor ki bu da 4 olacak şekilde diyor. En büyük seramikler kullanacaksın diyor. Bu kaplama için en az kaç tane seramik gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu 4 olacak şekilde bakın bir de en büyük seramikler kullanacağız ya. O zaman bizim K'yı kaç seçmemiz lazım? K'yı 8 seçmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Çünkü 84 ile 88'in EBOB'u ne olur? 4 olur. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz ki ya K'yı en büyük seçeceksem o zaman niye 9 seçmedim? Çünkü o zaman 94 ile 98'in EBOB'ları arkadaşlar 2 olacağından dolayı, 4 olmayacağından dolayı 9'u seçemedik. 8'i seçtik arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunları bakın seçtiğimde sonuçta bakın ABCD bir kare değil mi? Evet. Şimdi burası K'yı 8 seçtim ya 84 84 84 şeklinde gidecek. Şimdi burası da 88 88 gidecek. Şimdi karenin bütün kenarları eşit olduğundan dolayı arkadaşlar biz 84 ile 88'i ortak bir noktada buluşturmamız gerekiyor. Yani 84 ile 88'in ekokunu almamız lazım değil mi arkadaşlar? Ekokunu almamız lazım 84 ile 88'in. Evet alalım. Bakın bunun çarpanları neydi arkadaşlar? 4 çarpı 21. Bunun çarpanları nedir? 4 çarpı 22'dir. Şimdi bakın 4'ler ortak. 4'ler ortak. 21 ile 22 arasında da herhangi bir ortak çarpan var mı? Yok. O zaman bunun okeki veya ekoku nedir arkadaşlar? 4 çarpı 21 çarpı 22'dir. Şimdi biz bu kareyi kaplamayacağız mı? Karenin alanı nedir arkadaşlar? 4 çarpı 21 çarpı 22'nin karesidir değil mi? Ben nelerle kaplayacağım? 84 ve kenarları 84 ve 88 olan seramiklerle kaplayacağım değil mi arkadaşlar? Bakalım 84 ve 88 ile kaç tane gerekir? Diyelim ki x tane gerekir. Şimdi o zaman buna göre biz ne yapacağız? X'i bulduğumuz zaman demek ki bu kaplama için en az kaç seramik olduğunu
bulmuş olacağız arkadaşlar. Gelin o halde x'i bulalım. Şimdi bakın 4 çarpı 21 ile bakın şuradaki 84'ü götürsem bak kareden dolayı burada ne kalmış olacak? 4 çarpı 21 kalacak. Bir de 22'nin karesi var değil mi arkadaşlar? Karşı tarafta da 88 çarpı x olmuş oldu. Şimdi 88'de 4 çarpı 22 değil mi? Bakın şuradaki 4 ile şuradaki 22'nin bir tanesini götürürsem burada 21 çarpı 22 karşı tarafta da x olur. Şimdi 21 ile 22'yi çarptığımız zaman bakın son rakamı burada 1, son rakamı burada 2. Son rakamlarını çarptığımız zaman 1 ile 2, 2 olacak. Zaten şıklara baktığınızda da son rakamı 2 olan sadece B şıkkında var. Buna göre doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Geçelim 47. sorumuza. Serhat ile Büşra aralarında bir oyun oynuyor. Serhat aklından bir yüz aralığındaki 100 tane doğal sayıdan herhangi birini tutuyor. Buraya kadar okudum. Herhangi birini tutuyormuş. Diyelim ki o tuttuğu sayı ne olsun? A olsun arkadaşlar. Tuttuğu sayının 2'ye, 5'e ve 7'ye bölümünden elde edilen kalanları sırasıyla Büşra'ya söylüyor. Büşra da Serhat'ın aklından tuttuğu sayıyı buluyor. Şimdi 2'ye böldüğünde bakın kalan olarak sırasında neymiş? 1'i vermiş, 4'ü vermiş, 6'yı vermiş. O zaman ben 2'ye bölündüğünde bakın 1 kalanını verecekse şöyle yazabilir miyim? 5'e bölündüğünde 4 kalanını veriyorsa da 5b artı 4 şeklinde benzer şekilde 7'ye bölündüğünde de 6 kalanını veriyorsa 7c artı 6 olarak yazabilir miyim arkadaşlar? Evet. Şimdi her iki tarafa denklemin her tarafına daha doğrusu 1 ekleyelim. Neden eklediğimizi anlatacağım şimdi. 2a artı 2 eşittir 5b artı 5 eşittir 7c artı 7 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz burası 2'nin katı, 5'in katı, 7'nin katı olmuş oldu. Bakın iki ortak parantezini aldığımızda burada benzer şekilde 5 ve 7 ortak parantezini aldığımızda da bakın şu sağ taraf ne olmuş oldu? 2'nin, 5'in ve 7'nin katları olmuş oldu. Şimdi bunlar en küçük kaçta birleşir arkadaşlar? 2, 5 ve 7'nin en küçük ortak katı nedir? 70'tir. A artı 1 eşittir 70. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam niye hani 70'te yaptık? 140'ta olmaz mı? Yani 140 dediğimiz zaman 1 ile 100 aralığının dışına çıkmış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden 70'te bıraktık. Buna göre A eşittir 69. Ne diyor bize? Aklından tuttuğu sayının rakamları toplamı. Aklından tuttuğu sayı zaten A değil miydi? Yani 69. Bunun rakamlarını toplarsak da ne olacak? 15 olacak. Buna göre doğru cevabımız C. Çok da zor olmayan bir soruydu. Devam edelim. Bakın bunu yıldızlıyorum. Neden yaptığımı anladınız, anladınız. Tekrar et, tekrar. Okuyalım. anx ifadesi x rasyonel sayısının ondalık kısmının soldan ilk n rakamının toplamı biçiminde tanımlanıyor diyor. Bir tane de örnek vermiş. Örneği güzel bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Bizim için önemli. Çıkarım yaptığımız kısımlar oluyor genelde buralar. Bakalım. Bakın 25'i 8'e bölmüş. 25'in içinde 8 kaç defa? 3 defa onu yazmış. Daha sonra bölme işlemine devam etmiş arkadaşlar. Virgülden sonra da bakın 125 yapmış. Ama ne diyor? Bakın sen diyor hani virgülden sonra hepsi bana lazım değil diyor. Şurada kaç yazıyorsa o kadarlık kısmını al ve topla demek istiyor arkadaşlar. Tanımda da yukarıda da zaten öyle diyordu. Bak ne diyordu? Ondalık kısmının soldan ilk n rakamının toplamı biçiminde tanımlanıyor. Tamam anladık herhalde. Şimdi bakın burada da ne diyor? 337 diyor. 330'a böl diyor. Daha sonra ondalık kısmını diyor. Bana sadece ilk 6 hanesini bul. Bunları topla demek istiyor. O zaman gelin yapalım. Ben şimdi 337'yi şöyle yazabilir miyim? Bakın arkadaşlar A6 337 bölü 330 ya. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 330 artı 7 bölü 330. Bunları da ben ortak ayrı paydalar halinde yazacak olursam 330 bölü 330 ne yapar? 1 yapar. Bir de bakın şu şekilde de 7 bölü 330 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Şimdi şurayı pay ve paydasını arkadaşlar 3 ile genişletelim. Niye genişlettik? 3 ile niye genişlettik? Bakın şimdi 21 bölü 990 oldu ya. Şimdi şu 990 ifadesine baktığımız zaman aslında hemen aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Devirli ondalık sayılar geliyor. Bakın 2 tane 9 var. Yani 2 tane devreden var. Bir tane de 0 var. Yani bir tane de devretmeyen sayı var manasında. Ben bunu şöyle de yazabilir miyim? 1 virgül 0 virgül 21. Bakın 21, 21 devrediyor. Evet, sanki sıfırın üstüne de kaydı biraz. Sadece 21 devredecek arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın sadece şu kısmı aldığımızda 21 bölü 990 yapıyor. Buna göre şimdi bakın biraz daha açık yazacak olursam. Bakın
0, 21, 21'ler devrettiği için hep şöyle yazıyoruz. Bana ilk kaç hanesi gerekliydi? 6. Şu anda biz 5 tane yazdık. Bir tane daha yazarsam 6 olmuş oluyor. Bunların toplamını soruyor. Bunları toplayacak olursak, bakın şurası 6, şurası da 6. Pardon, 3, 3 daha 6, 2 daha 8 olmuş oldu arkadaşlar. Burası 8. Bunun cevabını bulmuş olduk arkadaşlar, 8. Şimdi benzer şekilde yan taraftaki ifadeyi de hemen bulmaya çalışalım. Şöyle, onu da hemen şu kenarda yapalım. Bakın, A 8, 34 bölü 111. Bunu da bakın benzer şekilde 34'ün içinde 111 yok ya arkadaşlar. O yüzden tam kısmına 0 yazdım. Bunda pay ve paydasını 9 ile genişletecek olursam ne olur? 34 ile 9'u çarparsam 306 mı yapıyor? 306 bölü. Hatta şöyle yapalım, şu tam kısmını yazmayalım da. En son yazarız. 306 bölü 999 oldu. Şimdi bakın paydasına baktığımız zaman 3 tane 999, yani 3 tane devreden var değil mi arkadaşlar? O zaman bunu da ben nasıl yazarım? 0 virgül 306, bakın 3'ünde de devreden olması lazım değil mi arkadaşlar? 999 olması için 3 tane devreden var ya. Evet. Şimdi kaç hanesi lazım bana? 8 hanesi. O zaman şu 306'yı biraz daha açık olarak yazacak olursam, bakın şuraya yazıyorum. 0 virgül 306. Şöyle 306 8 oldu mu? 3, 6, evet 8 oldu. Bunları ne yapacağım? Ben toplayacağım. 6, 3 daha 9, 6, 3 daha 9, 18, 3 daha 21 oldu. Demek ki arkadaşlar buranın sonucu da 21'miş. Bize neyi soruyor? 21 ile 8'in toplamını soruyor arkadaşlar. 21 ile 8'i topladığımız zaman da ne yapar cevap? C şıkkı yapar arkadaşlar. Güzel soruydu. Bakın kesinlikle tekrar ediyorsunuz daha sonra. Evet, bu da gerçekten çok güzel soru. Anladınız artık. 18 kişiye birden 18'e kadar numaralar veriliyor. Tamam, verilsin. Bakın 1, 2, 3. Ne yapıyorum? Somutlaştırmaya çalışıyorum. Tamam. Bu kişiler numaralarının toplamı tam kare sayı olacak şekilde eşleştiriliyor. Tamam. Buna göre diyor, bir numaralı kişi kaç numaralı kişiyle eşleşmiştir? Şimdi arkadaşlar, bu tip soruları aslında böyle baştan veya sondan, yani sınır değerleri deneyerek gitmek aslında çok daha mantıklı. Niye? Çünkü sınır değerlerini verdiğim zaman ihtimaller çok fazla olmuyor. Ama ara değerleri verdiğim zaman arkadaşlar ihtimaller çok fazla olduğu için, birden fazla olduğu için yani denemesi de zor oluyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Gelin hemen bakalım. Mesela ben 1 ile birden başlamış olsam, 1 ile 1'in yanına bakın kaçı yazarsam ben bir tam kare olur. Şimdi 1 ile 3'ü toplarsam 4 olur. Bir tam kare ifade yapar. 1 ile 8'i toplarsam 9 olur. Tam kare ifade yapar. 1 ile 15 toplarsam 16 olur. Yine bir tam kare olmuş olur. 25 olması için 24 yazmam lazım ama bizim birden 18'e kadar rakamlarımız olduğu için başka bir ihtimal görünmüyor arkadaşlar. Mesela 2 ile yazdığım zaman, 2 ile başladığım zaman 2 ile 2'yi toplayamam tabii ki. 7 olur. Bir de 14 olur değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi baştan başladığım zaman ihtimaller fazla oldu. Gelin bir de şimdi sondan başlayalım. Onları da şuraya yazalım. Son neydi? En son sayımız 18. 17, 16. Biraz da şuradan yazalım. 18 ile bakın ben neyi eşleştirirsem bir tam kare olur. 18 ile 7'yi eşleştirirsem 5'in karesi olur değil mi? 17 ile 8'i eşleştirirsem, 16 ile de 9'u eşleştirirsem. Şimdi başka bir ihtimal var mı? Başka bir ihtimal yok. Bakın buralardan tek ihtimal geldi. Değil mi? Demek ki sondan başlayacakmışız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ben şimdi biraz daha devam etmiş olsaydım. Bakın devam etmiş olsaydım. Şöyle. Bakın ben burada 17, 8 ile eşleşmiş oldu değil mi? O zaman 1'in 8 ile eşleşme ihtimali var mı? Yok. Demek ki 1 ya 3 ile eşleşecek ya 15 ile eşleşecek. Yani cevabımız ya A olacak ya da D olacak arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ben 15 ile, bakın mesela 15 ile kaçı eşleştirmem lazım? 15 ile ya 1'i eşleştiririm 16 olması için veya 10'u eşleştiririm. Şimdi 15 ile ben 1'i eşleştirebilir miyim? Bakın şöyle diyelim. Yani biz şimdi 1, 3 ile veya 15 ile eşleşecek ya arkadaşlar. Biz varsayalım ki 1 ile 3 eşleşmiş olsun. O zaman şimdi 15'in 1 ile eşleşme ihtimali var mı? Yok. O zaman 15 1 ile eşleşemiyorsa ne yapacak? 10 ile eşleşmesi lazım. Tam kare olması için, 25 olması için. Tamam. Anlaştık. Şimdi buna göre diğer sayılarımızı, bir diğer sayılarımızı da yazalım arkadaşlar. Diğer sayılarımızı yazalım. Pardon. Pardon. Pardon.
Biraz daha yazdığımızı düşünün. Mesela 6 ile ne eşleşir? 6 ile ne eşleşir? 6 ile 3 eşleşir. Değil mi? Tam kare olması için 9 yapar. Ama şimdi ben 1 ile 3'ü eşleştirdiğim için 6 ile 3 eşleşemez. O zaman 6 ile ne eşleşmesi lazım arkadaşlar? 10 eşleşmesi lazım. Ya ben 15 ile 10'u eşleştirmiştim. O zaman 6 ile 10'un eşleşme ihtimali yok. Niye? Çünkü bizim 2 tane 10 rakamımız yok ki. 10 sayımız yok ki. Bundan dolayı arkadaşlar. Demek ki 1'in 3 ile eşleşme ihtimali neymiş? Yokmuş arkadaşlar. 1 zaten ya 3 ile ya 15 ile eşleşecekti. 1 3 ile eşleşemiyorsa o zaman mecburen neyle eşleşecek arkadaşlar? 15 ile eşleşecek. Yani canavar gibi soru olmuş. Adamlar daha ne sorsun ki? Yani şöyle hani biz biraz kestirmeden gittik arkadaşlar ama ben şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte 18'e kadar yazmış olsaydım her birinin hangisiyle eşleşeceğini yani gerçekten çok uzun olabilecek bir soruydu ama biz biraz kestirmeden gittik arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Kesinlikle ama kesinlikle daha sonradan tekrar ediyorsunuz bunu. Gelelim bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Okuyalım. İki basamaklı bir sayı alınarak rakamları çarpılıyor. Çarpılsın. Eğer sonuç yine iki basamaklı olursa aynı işlem tekrar ediliyor. Bu işlem bir rakam elde edilene kadar devam ediliyor diyor. Ne demek istiyor yani arkadaşlar? Sen diyor iki basamaklı bir sayıyı aldın. Bunların rakamlarını çarptın diyor. Tamam çarp. Şimdi çarptığın sonuç diyor tekrar iki basamaklı olursa yani bir basamaklı olana kadar bu işleme devam et diyor. Yani ne zaman bir basamak elde ettiğin orada bırak diyor. Tamam. Şimdi buna göre iki kez işlem uygulandığında sonucu 6 olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? Bakın zaten örneği verdiği örnekte de sonucu 6 olan var mı? Var. Şimdi bakın buradan yola çıkalım. İkinci işlem bize neyi soruyor? Bakın şimdi biz birinci işleme doğru gideceğiz. Yani sondan başlayacağız. Tersten başlayacağız. İkinci işlemden birinci işleme gideceğiz. Bakın şimdi 6'yı nasıl elde etmiş. 3 ile 2'yi çarpmış değil mi? Bakın burada 3 ile 2'yi çarptık. Ama bu aslında 3 ile 2 birinci işlemin neyi? Sonucu aslında değil mi arkadaşlar? Bakın burada ipucunu da vermiş zaten bize örnekte. O zaman buradan yola çıkarak bakalım. Şimdi 3 ile 2'yi çarptığım zaman 6 olur. Şimdi 2 ile 3'ü çarptığım zaman 6 olur. Başka 6 nasıl olur? 1 ile 6'yı çarparsam 6 olur. Veya 6 ile 1'i çarparsam 6 olur değil mi arkadaşlar? Başka sağlayan da bir durum yok gibi görünüyor. Şimdi bakın şu 3 ile 2 birinci sayının sonucu değil miydi? Ya birinci işlemin sonucu değil miydi arkadaşlar? Evet. Şimdi bakalım. Birinci işlemde 32'yi o zaman ben nasıl elde ederim diye bakıyorum. Hemen bakalım. 32'yi nasıl elde ederiz? 4 ile 8'i çarparsam, başka 8 ile 4'ü çarparsam başka olur mu? Olmaz. Buradan iki durum geldi. Şimdi 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 ama bu 2 ile 3 birinci işlemin sonucuydu. Birinci işlemin sonucu o zaman ne olmuş oluyor? 23 olmuş oluyor. İki sayıyı çarptığım zaman ben 23'ü elde edebilir miyim? Elde edemem. O yüzden buradan bir durum gelmez. Şimdi bakalım 16 değil mi? Bak 1 ile 6'yı çarpmış ya bu ne? Birinci sayının sonucu. Birinci işlemin sonucu daha doğrusu. Şimdi buna göre 16'yı ben hangi sayıları çarparsam bulurum? 8 ile 2'yi çarparsam, 2 ile 8'i çarparsam ve 4 ile 4'ü çarparsam bulurum arkadaşlar. Evet, buradan da bulduk. Şimdi 6 ile 1'i çarptığım zaman bakın 6 ile 1. Birinci işlemin sonucu demek ki neymiş? 61. Ben şimdi iki sayıyı çarptığım zaman 61 bulabilir miyim? Bulamam. O yüzden bu durum da söz konusu değil arkadaşlar. Buradaki bulduğumuz değerlerden başka bir durumda görünmüyor arkadaşlar. Kaç tane olmuş oldu? 1, 2, 3, 4 toplamda bakın 5 durum olmuş oldu arkadaşlar. Bu da gayet güzel soru arkadaşlar. Bunu da tekrar edilecekler listesine alabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.